Shao Kahn yenildikten sonra içindeki kin daha da arttı ve Earthrealm'a bir kez daha saldırmaya karar verdi. Yani önceki videoda da söylemiştim, kendisi birazcık mızıkçıdır. Neyse efendim, Shao Kahn Earthrealm'da Kraliçe Sindel'i diriltir ve böylelikle Edenia ve Outworld birleşir. Tabi doğal olarak Shao Kahn'ın dirilttiği bir beden sütten çıkmış ak kaşık olamazdı. Sindel dirildiğinde tamamen Shao Kahn'a sadık ve bir o kadar da kanı susamış bir savaşçı olarak dirildi. Ha bir de aralarında güzel bir aşk doğdu. Hatta Sindel öyle bir kişiliğe sahip oldu ki öz kızı Kitara'dan öldürüsüye nefret edebildi. Shao Kahn Earthrealm'a saldırmadan önce "Yav yapmışken bir de Netherrealm'ı da Outworld'le birleştirelim" dedi ve işe koyuldu. Fakat Netherrealm'a gittiğinde eski bir iblis olan ve Brotherhood of Shadow üyesi olan Ashra'nın birçok Netherrealm müttefiklerini öldürdüğünü gördü. Bunun üzerine Earthrealm savaşçıları tekrardan toplandı. Shao Kahn ise Earthrealm'a kocaman bir tapınak dikmiş, ordularıyla masum insanlara saldırmaya başlamıştı. Yani turnuva geleneğini çiğneyerek resmen Earthrealm'ı fethetmeye başlamıştır. Ya bir yerinde dur, gözünü sev. Earthrealm savaşçıları Shao Kahn ve ordusuna saldırır. Önceki turnuvada şampiyon olan Liu Kang tekrardan Shao Kahn'ı alt eder. İşte Bruce Lee abi. Shao Kahn ağır bir şekilde yaralanır ve Earthrealm bir kez daha kurtarılır. Fakat kurtarılan diyar yalnızca Earthrealm değildir. Edenia da Outworld'den ayrılıp tıpkı eski haline geri döner. Yani Liu Kang yalnızca Earthrealm'ın değil Edenia'nın da kahramanı olur. Shao Kahn'ın Earthrealm'ı fethetmeye yönelik son girişimi de bir kez daha başarısız olur. Ayrıca Sub-Zero'nun abisi Bi-Han da Quan Chi tarafından diriltilir. Fakat kendisi artık simsiyah bir görünüme sahip olmuştur. Buz güçleri yerine de gölge güçlerine hakim olmuştur kendisi. Ayrıca artık bir hortlak olduğundan adı Sub-Zero değil Noob Saibot'tur. Hatta Bi-Han isminden de nefret eder hale gelir. Çünkü tıpkı Shao Kahn'ın yaptığı gibi Quan Chi de Bi-Han'ı diriltirken ruhunu şeytanlaştırmıştır. Kardeşinden ve en çok da kendisini öldürdüğü için Scorpion'dan nefret eder. Quan Chi tarafından Earthrealm'a Shao Kahn'ın savaşçısı olmaya gönderilmiştir. Tabi doğal olarak kardeşi Kuai Liang'ı da orada görür fakat sürekli aynı kanı paylaştıklarını fakat kardeş olmadıklarını dile getirir. Yani ufak bir olay yılan hikayesine dönüşmüştür anlayacağınız. Ayrıca Lin Kuei'de de bir iç isyan başlar. Çünkü klandaki bazı savaşçılar kendini cyborglaştırır ve bu halleriyle daha güçlü olduklarını öne sürerler. Fakat artık Lin Kuei'de büyük bir statü yarışmış olan Sub-Zero bu fikre karşı çıkar. Çünkü ninjalar cyborglaşınca duygularından yoksun kalacaklardı. Bunun üzerine kendini cyborg yapan ve klanın diğer kalanını da cyborglaştıracağını yemin eden Cyrax ve Sektor Shao Kahn'ın tarafına geçer. Ve dediklerini birer birer yapmaya başlarlar. Yavaş yavaş bütün klanı cyborg yapmaya başlarlar anlayacağınız. Hatta Sub-Zero'nun en yakın arkadaşı Smoke'u kaçırıp zorla Cyborg'a dönüştürdüler. Bu olay üzerine Sub-Zero içinde dinmek bilmeyen bir nefret besler. Vay arkadaş ya, adamın başa gelmeyen kalmamış. Bu gecede Sub-Zero için yakıyorum.